istibdadın insanlar arasında husumeti ve garazı arttırması ve çoğaltması kavramlar çerçevesinde olacaktır. Öncelikle istibdat yönetimle ilgili, siyasetle ilgili, politika ile ilgili bir kavramdır. Ve siyaset literatüründe de Batı siyaset bilimcileri tarafından yerleştirilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla kavramın kökeni Batı literatürüne dayanmaktadır. Ancak Bediüzzaman'ın buradaki anlatılarında kavramın İslam dünyasında Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde işte Mutezile'nin uygulamalarıyla, Emeviler döneminde Cebriye'nin uygulamalarıyla da yakından bir ilgisi olduğu belirtilmektedir. Ama o dönemdeki Müslüman fakihler ve alimler Emevilerin baskıcı rejimlerini ya da Abbasilerin baskıcı rejimlerini istibdat kavramıyla ifade etmemişlerdir. Daha saltanat kavramıyla, zulüm kavramıyla ve daha başka kavramlarla ifade etmişlerdir. Dolayısıyla burada öncelikle şunu belirteyim. Bediüzzaman'ın sözünü etmiş olduğu ve insanları bölme, parçalama, insanlar arasında kin ve nefret yayma bakımından Bediüzzaman'ın sözünü etmiş olduğu istibdat kavramı Batı literatüründen Osmanlı literatürüne aktarılmış bir kavram olarak duruyor. Ancak Bediüzzaman bu kavrama Abbasiler ve Emeviler dönemindeki uygulamalardan örnekler vererek kavramın bizim kültürdeki karşılığını da örneklendirmiş oluyor. Kabaca kelimenin kökeni ve bağlamı bu. Ancak ben burada bunun üstünde durmayacağım. Bir baskı rejiminin insanları nasıl böldüğünü, parçaladığını, birbirine düşürdüğünü ve insanların kin ve nefretle birbirlerine düşman hale getirdiğini size anlatmaya çalışacağım. Bu nokta üzerinde durduğum zaman öncelikle Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime ile bir örnek vereyim. Kasas suresinde diktatörlerin, zalimlerin ve baskıcıların örneği olarak Firavun anlatılır. Ve orada aynen şöyle söyleniyor. Estağfirullah, Bismillah. İnne Firavne ala fil ardi ve ceale ehleha şiyan yestad'ifu taifatun minhum yüzebbihu ebnaahum. Diyor ki ayet-i kerimenin Türkçesi şu: Firavun yeryüzünde böbürlendi, kibirlendi, büyüklendi. Kendi halkını da fanatik taraftar gruplarına ayırdı, böldü ve parçaladı. Bunları da birbirine düşürdü. Ayet-i kerimenin anlamı bu. Dolayısıyla insan güçlü iktidarların, despotların, tiranların ve müstebit iktidarların kendi halklarını böldükleri, parçaladıkları, onları birbirine düşürdükleri Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde de Firavun örneği üzerinden açıklanmış olmaktadır. Hatta bunu öncelikle belirtmiş olayım. İkinci olarak insanların kendi inançlarını, kendi dinlerini ve kendi kültürlerini bölmeleri ve parçalamaları ve bu konuda fanatikleşmeleriyle ilgili bir ayet-i kerime daha size okuyacağım. Yine estağfirullah, Bismillah. Bu ayet-i kerime de En'am suresinde innellezine farraku dinahum ve kanu şia'an. Ayet-i kerime aynen bu ifadelerle başlar. Dinlerini bölenler, parçalayanlar grupsal bağlılıklarından dolayı bunu yaptılar. Ayetin tam anlamı bu. Bu da yine güçlü iktidarların
bir şekilde insanları siyasallaştırıp bölüp parçaladıkları anlamına gelmektedir. Ve yine En'am suresinde insanların arasındaki husumetin, bölünmenin ve parçalanmanın nasıl ve neye dayalı olarak ortaya çıktığıyla alakalı bir başka örnek daha. Ayet-i Kerime'de En'am suresinden Estağfirullah. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْزٍ. Bes kelimesi kullanılıyor. Yani bir kısmınızın öfkesini, bir kısmınızın şiddetini, bir kısmının kötülüklerini diğer kısmınıza tattırma. Aynen bu anlama geliyor ayet-i kerime. Dolayısıyla burada müfessirler bu ayetin tefsirini yaparken işte Cenab-ı Hak hem üstünüzden hem altınızdan size azap verebilir. Peki üste verdiği azap nedir? Üste verdiği azap Firavun örneği verilir. Yani bir siyasi iktidarın, bir devletin ya da bir istibdadın, bir despotizmin, bir tiranlığın üstte insanları bölüp parçalaması ve birbirine düşürmesi anlamına gelecek şekilde ifade edilmektedir. Şimdi burada bu üç ayeti kerime ile ilgili olarak şunu ifade edeyim. Bu ayeti kerimeler Müslümanları muhatap alırlar, Yahudileri değil, Hristiyanları değil, ihtida ettikten sonra sapanlara örnek gösterilir. Dolayısıyla Müslüman toplumların da, Müslümanların da despotik yönetimler altında bölünecekleri, parçalanacakları, birbirine düşecekleri anlatılmaktadır. Günümüzde bu ayet-i kerimeleri anlatan birçok kişi daha çok bunların Yahudilere özgü olduklarını, bunların gayrimüslimlere özgü olduklarını anlatırlar ve sanki şu anki İslam ümmeti, İslam toplumları bunun muhatabı değilmiş gibi bir izlenim yaratırlar bu ayetlerin anlamını yorumlarken. Ben öyle düşünmüyorum. Doğrudan doğruya ayet-i kerimeler bizzat Müslümanların, çünkü bu bir siyasi yönetim, kendi vatandaşlarına karşı olan tutumları, kendi vatandaşlarına olan uygulamaları bir sünnetullah'a göre gerçekleşir. Neden bunu şu şekilde söylüyordum? Şundan dolayı sözümün başında şunu ifade ettim. İstibdat siyasetle ilgili, politikayla ilgili bir kavramdır. Dolayısıyla bir siyasetin, bir politikanın, bir ülke yönetiminin insanları bölmesi, parçalaması ve birbirine düşürmesiyle ilgili bir duruma gönderme yapmaktadır burada. Şimdi dikkat edilirse, peki insanlar yönetimsiz yaşayabilirler mi? Bu mümkün müdür? Hayır, bu mümkün değildir. Dolayısıyla işte bir annenin anneliğiyle ilgili ilahi hüküm neyse, bir babanın babalığıyla ilgili ilahi hüküm neyse, bir çocuğun anne ve babasıyla ilgili ilahi hüküm neyse, bir işçinin yaptığı işin helallığı ve haramlığı ile ilgili sorumluluğu neyse, bir patronun işçilerin haklarını vermesiyle ilgili sorumluluğu neyse, ki dinde, İslam'da bunların hepsi açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Aynı şekilde kamu yönetimi alanında görevli olanların da bu sorumluluklara riayet etmesi, bunlara göre davranması ve bunlara göre karar vermesi gerekir. Ancak kendini güçlü görenler, ki bir ayet-i kerimede de aynen bu söylenir, kendini güçlü görme ne anlama geliyor? Onu da yine Fatır suresinden bir ayet-i kerime ile size okuyayım burada. Estağfirullah. Efendim şöyle söylüyor. Ma zadahum illa nufuran istikbaren fil ardi.
Yani peygambere karşı gelenler kendi kibirlerinden, kendi büyüklüklerinden, kendi yüceliklerine olan bağlılığa o kadar emindiler ki bunlar mekir yaptılar diyor. Yani hile yaptılar, yani kurnazlık yaptılar, yani tuzak kurdular diyor. Dolayısıyla güçlü iktidarlar halklarına tuzak kurarlar. Muhalefete tuzak kurarlar. Kendilerine karşı çıkanlara tuzak kurarlar. Dolayısıyla tuzak kurma, politikada tuzak kurma bu ayet-i kerimede kesinlikle haram kılınmaktadır. Kesinlikle yasaklanmaktadır. Şimdi bunların meşrutiyetle ne alakası var diyeceksin. Konunun bir de pratik politik yönü üstüne durayım. Dolayısıyla şimdiye kadar anlattıklarımı özetleyecek olursam istibdat politika ile ilgili bir kavramdır. Bir ülkenin yönetimiyle ilgili bir kavramdır. Dolayısıyla ülke yönetiminin kanunlara bağlı olmadan, yasalara bağlı olmadan, adalete bağlı olmadan gücü yettiği bütün işleri yapması ve bu konuda devlet imkanlarını kullanması ve devlet gücünü kullanması anlamına gelmektedir. Yani bu bir kral da olabilir ki Said Nursi'nin üstünde durduğu dönem onlar Sultan Abdülhamid'i kastediyorlar o tarihte. Abdülhamid yasalara bağlı kalmadan, hukuk düzenine bağlı kalmadan, Osmanlı bürokratik teamüllerine bağlı kalmadan ülkesini yönetmiş gibi bir anlama kullanırlar bu kavramı o dönemde. Ancak şunu belirteyim ki istibdat rejimi günümüz literatüründe düşündüğümüz zaman doğrudan doğruya hiçbir krallıkla bağlantılı bir kavram değildir. Yani günümüz mesela Hitler bir kral değildi, Mussolini bir kral değildi, Stalin bir kral değildi, Lenin bir kral değildi ya da şu anki Mısır'daki Sisi bir kral değildir. Bunların bir kısmı parti ve demokratik yollarla seçilmişlerdir, bir kısmı askeri darbe yapmıştır, bir kısmı da ihtilal darbesi yaparak iktidara gelmiş olan kimselerdir. Ama dikkat edersek bunların hepsinin temel özelliği nedir günümüzde? Ülkelerini kanunlara göre, yasalara göre, adalete göre ve temel hak ve hürriyetlerine bağlı kalarak yönetmiş olmamalarıdır. Dolayısıyla istibdat budur. Ve bu tür toplumların hepsinde halk neden bölünür, parçalanır, husumeti artırır ve garazkarlığı arttırır. Bunun da psikolojiyle ilgili, sosyal psikolojiyle ilgili yönleri var. Yani gerçekten despotik yönetimlere bağlı olan insanlar, bağlı olan bürokratlar, bağlı görünürler, hiçbir zaman bağlanamazlar. Neden bu böyledir? Çünkü insanın doğasında insani olan bir otoriteye koşulsuz bağlanma yoktur. Ama bağlanır gibi görünür. Dolayısıyla Hitler'e bağlı olanların hepsi, Abdülhamid'e bağlı olanların hepsi, Stalin'e bağlı olanların hepsi, yani diktatörün emrini yerine getirenlerin hepsi aslında yerine getirmiş gibi görünüyorlardı. Ama diktatörün de emirleri bu arada halka zulmü uygulamaya devam ediyordu. Dikkat ederseniz diktatörlerin hepsinin yönetiminden hemen sonra ülke bölünmüştür, parçalanmıştır ve bir iç savaşa girmiştir. Bu yönüyle Bediüzzaman'ın sözünü ettiği husumeti artırması tamamen bilimsel bir değerlendirmedir ve gerçekten de diktatörlük yönetimleri diktatörün ortadan kalkmasından hemen sonra dünyanın her tarafında iç çatışmaların olduğu, bürokratların birbirleriyle çatıştığı, askerlerin birbirleriyle çatıştığı, generallerin birbirleriyle çatıştığı yönetimler olmuşlardır. Mesela işte Libya'da Gaddafi'nin ortadan kalkması Libya iç savaşa sürüklemiştir. Suriye yine benzer şekilde o şekilde devam etmiştir. Mısır hala öyle devam etmektedir dikkat ederseniz. Bu bakımdan düşündüğümüz zaman diktatörlük gerçekten insan doğasına, insan tabiatına ve yönet ve doğal bir Cenab-ı Hakk'ın önerdiği doğal yönetim anlayışlarına aykırı bir yönetim
biçimidir. Günümüzde bazen şahit oluyoruz, bazen tanık oluyoruz. Ya biz kazandık diyorlar diktatörü destekleyenler. Tamam siz kazandınız ama aslında sizin kazancınız sizin aynı zamanda kaybetmenizdir. Geçmiş örneklere bakıldığı zaman, ayet-i kerimelerdeki örneklere baktığımız zaman iktidarın böyle bir doğası var ve bilimsel olarak da bu bütün deney, birçok sosyal psikolojik deneyle de bu kanıtlanmıştır şu ana kadar ki dünyanın bütün uygulamalarında eğer Hitler sonrası Almanya'yı düşünecek olursak, Mussolini sonrası İtalya'yı düşünecek olursak, Stalin sonrası Sovyetler Birliği'ni düşünecek olursak ya da komünizm sonrası Sovyetler Birliği'ni düşünecek olursak ya da Abdülhamit sonrası Osmanlı Devleti'ni düşünecek olursak aynı Kur'an-ı Kerim'in beyan etmiş olduğu hakikatin hem İslam toplumlarında hem Batı toplumlarında hem çağdaş toplumlarında hem de ilk çağ toplumlarında aynısıyla tekrarlandığını görmekteyiz. Ki aslında bunu siyaset bilimciler, sosyologlar da bütün araştırmalarında doğrulamış bulunmaktadırlar. Bu her zaman böyle bir gerçekliktir. Peki bunun bireysel bazda psikolojik yönüyle düşünecek olursak neden bir diktatöre itaat eden 10 kişi bu diktatörden hemen sonra birbiriyle çatışır? Çünkü bunu görüyoruz, buna dair yüzlerce binlerce örnek var. Yani gerçekten bu bir diktatöre itaat eden 10 tane ünlü komutan ki bu komutanın çabalarıyla bu diktatörlük devam ediyordur. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl varsayıyorum. Ama bu diktatör ortadan kalktıktan sonra bu 10 kişi neden birbiriyle çatışırlar ve neden toplumdaki zulüm, toplumdaki şiddet, toplumdaki baskı artmaya başlar ve iç savaş başlar. Burası ilginç bir konudur. Yine ayet-i kerimeler buna ilişkin çok sayıda örnek vermektedir. Çünkü bu 10 kişiyi temsil olarak söylüyorum, örnek olarak söylüyorum. Bu 10 kişi o diktatöre hizmet ettiği süre boyunca bu 10 yıl olabilir, 20 yıl olabilir ya da 5 yıl olabilir. Bu 5 yıl içerisinde diktatörün gerçekten üstün bir insan olmadığını yakından görmüşlerdir. Hepsi de kesinlikle kişilik olarak, bilgi olarak, beceri olarak ondan üstün olduğuna da inanırlar. Böyle bir psikoloji kendiliğinden oluşur. Firavun'a karşı vezirlerinde her zaman böyle bir inanış vardı. Ama halka karşı Firavun her zaman büyüktür diyorlardı. Böyle bir durum bütün diktatörlük rejimlerinde vardır. Ve bu Hacı her zaman da buralarda etkili olmaktadır. Fakat çağımızda maalesef İslam toplumlarında bu çok artmış bulunmaktadır. Batı toplumları bunu kısmen yendiler eğitimle, üniversiteyle, bilimle, felsefeyle ama İslam toplumlarının bunu yenemediğini, hala dinin de bu diktatör rejimlerin amaçlarına hizmet edecek şekilde yorumlandığına da tanık olmaktayız. Bu aşamada şu sualle devam edebilir miyiz? İstibdat neden kişilik bozuklukları ve hasta toplumlar ortaya çıkarır sorusu çerçevesinde neler söylemek istersiniz? İnsanların Sünnetullah'a göre yaratılır ve Sünnetullah'a göre hayata başlar ve Sünnetullah'a göre de ailelerinden, akranlarından, mahallelilerden, toplumun kendilerinden önceki üyelerinden gerekli eğitimi alır ve hayata hazırlanırlar. Bu sosyal bir gerçekliktir. Beşeriyetin doğal kanununa göre kendiliğinden gerçekleşir. Bu süreç içerisinde insanlar İnsan olmayı öğrenirler. Bu öğrenme sürecinde insanlar kendi haklarını, başkalarının haklarını, başkalarını sevmeyi, başkalarını saymayı, başkalarına itaat etmeyi ya da başkalarından itaat almanın sınırlarını da öğrenirler. Ancak siyasi iktidar ya da bir şirketin iktidarı ya da bir grubun iktidarı dediğimiz zaman burada doğal olarak insanların Allah'ın fıtratına göre birbirlerine uygulanmış oldukları, birbirlerine sunmuş oldukları uzlaşıya dayalı, hoşgörüye dayalı, işbirliğine dayalı bir uzlaşı yoktur. Tamamen yapay, suni bir uzlaşı ortamı söz konusudur.
Böyle olduğu zaman bu şuna benziyor. Yani bir şirketin yönetimindeki işletim sistemi ya da bir devletin yönetimindeki işletim sistemi teknik bir konu haline gelir doğası gereği. Tamamen insan yapısı, insan ürünü ve insanların koyduğu kurallara göre gerçekleşir. Şimdi burada eğer insanların üzerinde uzlaşmış oldukları yasalar, kanunlar ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de maruf olarak bilinirler. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza kanunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni kanunu ve ticaret kanunu bunlar maruftur. Yani bilinen, herkesin kendisine uyması dini manada da emir niteliğindedir bu kuralların ve zaten biz bunlara uyuyoruz. Ancak bu kuralları uygulama sürecinde eğer birileri bu kuralları kendi iktidarını güçlendirecek tarzda, kendi egemenliğini artıracak tarzda, kendi baskısını ve şiddetini artıracak tarzda uygularsa bu şartlarda doğal düzen yani sünnetullah bozulmuş oluyor. Sünnetullah'ın bu şekilde bozulması her halükarda kendiliğinden bir kaos yaratacaktır insanlar arasında. Böyle bir durumda ise ne olacaktır? Düzen bozulunca insanlar düzensizlikle karşı karşıya kalma hallerinde sağlıklı düşünemiyorlar. Eğer itikatları eksikse, eğer imanları eksikse, eğer Kur'ani samimiyetleri ve ihlasları eksikse ne yapacaklardır? Bu ortamda en güçlü kimse onun çevresinde toplanırlar. Bu şuna benziyor. Yani işte bulanık bir ortamda herkes yönünü kaybedecektir, sağlıklı düşünemeyecektir. Ancak güçlü olanlar bunu fırsata çevirirler. Böylece bazı insanlar çaresizlikten güçlülerin çevresinde toplanırlar. İşte bu çevrede toplanmış olma bir diktatörü yaratma anlamına geliyor. Bir baskı yönetimine razı olma anlamına geliyor. Çünkü insanlar önlerini göremez oldular daha önceki şartlarda. Neden insanlar önlerini göremiyorlar? O ayrı bir konu. Ancak bu tür halleri insanlar doğaları gereği toplum hayatında bunlar vardır. Yani ayet-i kerimede açıkça belirtiliyor. Tilkel eyyamun udaviluha beynen nas. Yani insanlar arasında refah günleri, ferah günleri, ikbal günleri Cenab-ı Hak tarafından dolaştırılır. Yani belli bir dönemde bir toplum güçlü olur, müreffeh olur, egemen olur. Belli bir dönemde onlar kaybeder, başkaları gelir. Bu bir doğal seleksiyondur. Biz buna sosyolojide şey diyoruz, seçkinlerin dolaşımı yani bir şekilde belli bir dönemin güçlüleri kaybeder sonra onların yerine başkaları geçer. Bu doğal bir durumdur. Sünnetullah böyle tecelli ediyor ve bütün toplumlarda da bu böyle geçerlidir. Ancak bu aynı zamanda Kur'an'ın diliyle söyleyecek olursak, İslam'ın diliyle söyleyecek olursak bu bir belvadır. Yani bu bir imtihandır, bu bir fitnedir, bu bir sınanmadır. İşte bu sınama sürecinde bizim çok eskiden beri ait tasavvuf uleması, mesela muhasibi eğer bu konular üstünde durur çok ayrıntılı bir şekilde. İnsanların büyüklenmesi, buna kibir diyoruz. Kazandıkları şeyleri kendilerine mal etmesi, statülerini kendi ailelerine, kendi çabalarına, kendi akıllarına mal etmesi. Diyelim ben şu anda işte bir profesörüm. Bu profesörlüğüm acaba Cenab-ı Hakk'ın bana bir nasibi midir yoksa benim kendi kişisel başarım mıdır? Eğer ben bunu kendi kişisel başarıma bağlayarak konuşuyorsam ben aslında büyüklenmişim demektir. Kibre kapılmışım demektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın nimetini, Cenab-ı Hakk'ın beni bunlarla sınadığını da unutmuşum demektir. İşte bu noktada kendime olan aşırı güvenim beni ne yapacaktır? Zayıf insanları kendime daha çok bağlamaya, kendi etrafımda toparlamaya yönlendirecektir. Ve ben böylece işte bir kurtarıcı olacağım. Dolayısıyla
müstebitler aslında kendilerini kurtarıcı olarak çaresiz insanları çevrelerinde toplayan insanlar oluyorlar bu yönüyle baktığımız zaman. Şimdi konunun doğal olarak bu hali var ama bir Müslüman çaresiz insanlara yardım ederken, çaresiz insanları desteklerken ya da onları kurtarırken ya da onlara yardım ederken ya da onlara yardım etme, siyasi olarak yardım etme gücü varken bunu kendi gücü olarak mı sunmalıdır, bunu Allah'ın bir lütfu olarak mı sunmalıdır? Asıl işin püf noktası burada başlıyor. Dolayısıyla bu noktada olaya baktığımız zaman bir mümin, bir Müslüman hangi düzeyde bir iktidara sahip olursa olsun, hangi düzeyde bir güce sahip olursa olsun o gücün Allah'ın gücü olduğunu ve kendisine o gücü kullanma yetkisinin Allah tarafından verildiğini bilerek davranmalıdır. Bunu eğer bu bilincini yitirdiği andan itibaren firavunlaşmış olacaktır, yezitleşmiş olacaktır. Muaviyeleşmiş olacaktır yani çok açık ve net bir şekilde bu gücünü yitirdiği andan itibaren yani böyle bir nokta söz konusu oluyor. Bu noktadan olaya baktığımız zaman bilimsel olarak da sosyolojik olarak da sosyal psikolojik olarak da bunun deneyini herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Şöyle yapınız mesela işte herhangi bir merkez çarşının herhangi bir yerinde herkes kendi işinde gücündeyken dört kişi bir araya geliniz, bağırınız, bakın ve toparlanınız ve bir kişiye saldırınız. Bakın diğer insanlar ne yapacaklardır. Hiç olayı bilmedikleri halde, olay hakkında bilgi sahibi olmadıkları halde herkes bir tarafa yöneliyor diye insanların %80'i, %90'ı o tarafa yönelecektir. Ve ona göre davranacaktır. Bu bir kitle psikolojisidir. Dolayısıyla bu kitle psikolojisini kötü liderler, zalim liderler bilirler. Ve gerçekten de onları uyardığınız zaman bazen mesela diyelim ki bir adam başkalarının hakkını ve hukukunu çiğneyecek şekilde bir karar alıyor ve siz de onun yanında bulunuyorsunuz. Bu kararı almayın diyorsunuz. Aksi tepki alırsın diyorsunuz. Ben mesela hayatımda bile tecrübelerim olmuştur. Bakıyorum o güçlü liderliği olan kişi hemen şu ifadeyi kullanıyor. Merak etme sen hocam diyor. Onlar itaat edeceklerdir ve bu emri yerine getireceklerdir diyor. Halbuki o emir insan haklarına aykırıydı, hukuka aykırıydı, yasaya da aykırıydı, kanuna da aykırıydı. Ama bunu bu toplum yiyecek diyor. Bunu bu grup kabul edecek diyor. Bunu bu insanlar buna razı olacak diyor. Ve sonuç alacağına inandığı bir meseleden dolayı kendini her zaman haklı gösteren bir inanç var bu tür liderlerde, bu tür diktatör eğilimli insanlarda. Dolayısıyla diktatörlük eğilimi, istibdat eğilimi bir sosyal olarak tanımlayabileceğimiz her yerde karşımıza çıkan tipler var. Yani bunlara bir yani bir ailede baba diktatör olabilir, anne diktatör olabilir, sınıfta öğretmen diktatör olabilir. Yani bunların hepsi kanuna, hukuka ve insana ya da beraber olduğu insana saygı duymayan kişi anlamına kullanılıyor. Bu sözü karşımıza çıkan bir tiptir. Ama bir de siyasi anlamda müstebit dediğimiz müstebit var. Bu müstebit kendi gücünü, sadece kendi gücünü kullanmakla, kendi liderini kullanmakla yetinmiyor. Aynı zamanda herkesin kendisinden emin olduğu devletin, kendisine güvendiği devletin makamının gücünü de kullanıyor. İşte bu nokta çok daha tehlikeli oluyor. Çok daha tehlikeli oluyor. Modern çağda diyelim mesela Almanlar Hitler'e itaat ederken akılsız adamlar mıydı? Akılsız değil akılsız. Birçoğu da felsefe okumuştu. Birçoğu da sosyal okumuştu. Birçoğu da bilim sanıyor. Ama yine de Hitler'in kendi komşularını öldürdüler, komşularını ihbar ettiler ve onlara her türlü tepki yapmaya rızalık gösterdiler. Peki neden bunu yaptılar bu insanlar? Hacı hocam, arttırıldığı zaman şunu görüyoruz. Almanların üstünlüğü, Almanların yüceliği, Almanların egemen olması her şeyden daha önemli. Eğer benim komşu buna razı değilse o zaman o Yahudilerin kafasını kesmeliyim. Buna razı olur. Günümüzde mesela İslam dünyasında bu tür eğilimler çok fazla gruplara bağlanmış
bağlılıktan dolayı, cemaate bağlılıktan dolayı, tarikata bağlılıktan dolayı, partiye bağlılıktan dolayı bu eğilim çok yüksek şu anda İslam dünyasında. Ama modern Batı toplumlarında da bu eğilim son zamanlarda özellikle bu bilgi toplumu teknolojilerinin insanları cahil bırakmasından dolayı gittikçe artmaktadır. Onu da son olarak söylemiş olayım.